Coşkulu coşan rüzgardan merhabalar. Rüzgarlı bir Karadağ'dan ya da merhabalar. Dediğim gibi ağacın dibine aldım. Bu sefer altına yine etraftan topladığım kayalarla, abartısız kayalarla ve kiremit parçalarıyla bir dolgu yaptım. Şimdi onun üstüne de bir beton zemin hazırlıyorum. Burası evet doğru değil, hayır. Düzgün bir zemin değil. Düzgün bir zemin olmadığı için hafif bir eğim olacak. Eğim aslında bakarsanız iyi de olabilir. Özellikle yağmur suları konusunda iyi olacağı inancındayım. Umudundayım en azından. Bir tek konstrüksiyonu ben oraya göre hazırlamış olduğum için konstrüksiyon birazcık yamuldu. Yani şöyle söyleyeyim. Bir bacağının arası 85 santimle diğer 85 santim iken diğer bacağının arası 100 santim oldu. Nasıl oldu diye sormayın, hiçbir fikrim yok. Ama oluyor mu? Evet oluyor. Yani olacak, olmak durumunda. Deminden beri harç kararken şeyi düşünüyorum. Hani harç karmadaki becerimin yarısı unu karmada, işte pasta ve kek ununun hamurunu karmada olsaydı herhalde Michelin yıldızlı bir aşçı falan olabilirdim diye düşünüyorum. Geçen seneden kalma harç vardı, çimento vardı evde. Yine ev sahibinden kalan biraz da kum var. Ovalıyla hatta boşaltamamıştım, devirememiştim. Çok ağır geldi. Manivela falan da kullandım ama bana mısın demedi. Bildiğiniz o en büyük boy 100 litre olması lazım. Ya da daha fazla dolu bilmiyorum ama. En büyük boy varilin içi komple kum dolu. Ağzı açık olduğu için bir de yağmur suları dolmuş vaziyette içerisine. Ve ben oynatamadım. İyi ki de dökmemişim diyorum şimdi. Çünkü harcı hazırlarken oradaki kumu kullanıyorum. Yani şu an için durumumuz bu. Umarım bu gece yağmur yağmaz. Gerçi hava açık, meteorolojide yağmur yok diyor. Dolguların arasını, boşluğunu işte harçla, hazırladığım harçla doldurup üzerine de yine bir en son bir perde atacağım ama şuradaki kayadan dolayı onu ayarlayamamışım. Oradaki kayadan dolayı bir bombemiz olacak orada. Sıkıntı değil. Öteki tarafa takoza destek yaparız olmadı. Neticede odunluk olarak kullanılacak. Eğiminden dolayı şu aralarına yine kemere atayım diyorum, iki tane en azından. Belki diklemesine atmak daha iyi olabilir kemereyi. Bilmiyorum, hani bakacağız. Yani biraz da böyle deneme yanılma yöntemiyle öğreniyoruz. Normalde bunlar teoride bildiğim şeyler. Zaten oldum olası hani hep böyle, ne zaman almıştım matkabı? Yaklaşık tabii 20'li yaşlardan beri bu tamirat işlerine merakım oldu benim hep. Kendi alet çantam oldu 20'li yaşlardan beri. Şu anda da burada hani malasından matkabına, dekupajından lokma takımına hemen hemen her şey var elimin altında. Bazı şeylerde evet hata yapıyor muyum? Kesinlikle yapıyorum. Yani ben asla hata yapmam diyen o vundiklerden olmadım hiçbir zaman. Hata yapıyorum ama hatalarımdan keşke şunu şöyle yapsaydım deyip de ders alabiliyorum. Ve bunu özellikle sizlerle de paylaşıyorum. Mesela işte eğimini hesaplayamamış olmam. Kemerelerle desteklemek durumunda kalmam ve benzeri konular gibi sizlerle paylaşıyorum elimden geldiğince. Hikayemiz devam ediyor bizim burada. Hadi ben şu harcı bitireyim bir an evvel. Görüşmek üzere.